Uzun uzun zaman önce bir kız gelecekte olacaklardan habersiz sihirli bir şehirde yaşarmış. Onun ismi Pars'mış. Bazen açıklayamadığı sanki sihirli şeyler yaşarmış. Bir yanı hep çok özel olduğuna inanmış. Derken Pars 8 yaşına varmış. Bugün Pars 8 yaşında olacakmış. Bugün hava ne kadar da güzel. Kitabımı alıp ulu ağaca çıkmak için mükemmel bir gün. Gerçekten çok seviyorum. Ne? Trambolin buraya nasıl geldi? Sanki... Benim gibi birçok çocuk var. Birbirimize boy olarak benziyoruz. Ama aslında ne kadar da farklıyız. Hepimiz aynı olsak izlemesi çok sıkıcı olurdu. Karakterlerimiz, hayallerimiz, seslerimiz, görünüşlerimiz bile çok farklı. Bugünün bilmecesini çözdün. Annenin sana gönderdiği kar tanesi aynı her çocuk gibi birbirinden farklı ve eşsizdir. Kar tanelerini bu kadar özel ve güzel yapan şey de tam olarak budur. Aynen öyle. Eğer her çocuk kendinin ne kadar özel olduğunu fark eder ve başkalarına benzemeye çalışmazsa... Onlar da senin gibi onları koruyan perileri artık görebilirler. Ah, sen de kimsin? Ama sen uçabiliyorsun. Galiba gerçekten hala rüya görüyorum. Sonunda tanışabildik Pars. İşte bu şekilde Pars ve Coco Peri sihirli maceralarına başlamış oldular. Dünyaya gelen her bebekle birlikte onları koruyan bir peri de doğar. Bu perileri ancak kendimizi çok sevip farklı özelliklerimizle özel olduğumuzu anladığımız zaman görebiliriz. Pars ve Coco Peri'nin tanışma hikayesi de bu şekilde başlamış oldu. Sizce gelecek bölümlerde bizleri hangi eğlenceli maceralar bekliyor?
bakmıyorsun? Yoksa bir şey mi oldu? Kış cıvıltılarına bak. Çok mutluyum ve sana bir sürprizim var. Nedir? Bugünün ipucu belli oldu. Acaba bugün ne yapacağız? Hadi hazırlan, geç kalıyoruz. Sürpriz! Sana güzel ve sağlıklı bir kahvaltı hazırladım. En sevdiğim oley! Sen de duyuyor musun? Ama bu kedicik hiç eğlenceli gözükmüyor. Çünkü o hasta olmuş. Peki ne yapmalıyız? İlk önce bir eldiven giymeliyiz. Çünkü bize bulaşacak hastalığı olabilir. Sonra da onu kurutmalıyız. Çünkü çok ıslanmış. Hadi işe koyulalım. Şimdi veterinere gitmeliyiz. Veteriner mi? Evet, hayvan doktorlarına veteriner denir. Hayvanlar bizim minik arkadaşlarımızdır. Onlara soğuk havalarda su ve mama vermeliyiz. Bir de ev. Kediciğimizin neyi var? Kedicik hasta olmuş. Onu iyileştirir misin? Kedicik bu ilacı içince iyileşecek. Kediciğe yardım ettiğin için sana bir sürprizim var Pars. Nedir, nedir? Aferin sana. Bu kediciği kurtardın. Ailemize hoş geldin. Acaba yarın bizi hangi macera bekliyor kedicik? Müzik